أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فنحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri gerçekleri bize öğretmek üzere Kur'an-ı Azimuşşan'ı indirdi. Onu tatbik ederek uygulamak üzere, uygulayarak örnek olmak üzere Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i en güzel uygulayan, onu en güzel tatbik eden kimdir? Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an ayetlerini en güzel anlayan ve en güzel tatbik eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Celle ve Ala Hazretleri onu bize her yönüyle örnek gösterdi. Es-saidu billah laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Andolsun sizin için Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de güzel örnek vardır, numune vardır buyurmuştur. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i, din-i celil-i İslam'ı en güzel anlayan, kavrayan ve yaşayan tartışmasız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün peygamberlerde olduğu gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de bulunması gereken 5 tane özellik vardır. Bu 5 tane özellikten bir tanesi de ismet sıfatıdır. İsmet demek masum olmak demektir. Peygamberler örnek olacaklarından dolayı onlar günah işleyemezler. Eğer günah işlemiş, yanlış yapmış olsalardı, haşa peygamberlerin ağzından yalan çıkar mı? Çıkmaz. O zaman nasıl örnek olacaktı eğer yalan çıkmış olsaydı, günah işlemiş olsaydı nasıl örnek olacaklardı? Dolayısıyla peygamberler masumdurlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ismet sıfatıyla muttasıftır. Şimdi bugünkü dersimizde gerçekten aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i ve onun izinden yürüyenleri örnek almaya çok daha muhtaç olduğumuz konulardan bir konudur. Eskiden tekkelerin kapısında ve medreselerin kapısında edep yahu diye yazarlardı. Edep yahu. Yani bu kapıdan içeri giriyorsan edeple gir, edeple otur, edeple dinle ve hayatına da edeple tatbik et demiş olurlar. Tarikatuma
sohbetest dendiği gibi tarikatuma edebest de denmiştir. Yani Allah yolunda koşan insanların yolu, Allah derdiyle dertlenen insanların yolu sohbetten geçer, muhabbetten geçer. Sohbetle biz bu yolda yürürüz. Bir de edebest, edeple biz bu yolda yürürüz. Bizim bu yolumuz edep yoludur denmiştir. Kıymetli dostlar, edep nedir? İnsanın dilini yanlış ve kırıcı sözlerden koruması, tavır ve davranışlarını ezici ve zulmedici olmaktan uzaklaştırması, dinine, diyanetine yakışır bir tavır ve davranış sergilemesinden ibarettir. Bir tanesi edeple ilgili şöyle der: Mevlana Hazretlerinden mervidir. Âdemî zâde eger bî edebest âdem nîst, fark der cismi beni âdem u hayvân edebest. Bu söz Allah dostlarından birisinin sözüdür. Diyor ki, eğer insanoğlu edepten mahrum ise, edep yoksa onda, o insan değildir diyor. İnsan ile hayvan arasını ayıran edep ve terbiyedir diyor. İnsanın hayvandan farkı nedir? İnsan edep ile müeddeptir. Çok affedersiniz, bir horoz bir tavuğun üzerine atlar herkesin gözü önünde. Bir haya duygusu onda olmaz, bir edep olmaz. Hatta civciv, horoz civciv büyüdüğü zaman annesinin de üzerine atlar, kız kardeşinin de üzerine atlar eğer kardeş ise. Onda herhangi bir beis yoktur. Affedersin, merkep, inek, öküz çişini yapacağı zaman sağımda solumda insan vardır, yoktur. Bunun hesabını yapmaz. O hayvandır, ondan böyle bir şey de beklenmez. Ama eğer bir insan toplumda kalkıp da herkesin gözü önünde küçük abdestini yapıyorsa, herkes ona farklı şey söyler, değil mi? Edepsiz derler, terbiyesiz derler. Demek ki edep insanın özelliğidir. Hayvanda edep olmaz. Buna rağmen bazı hayvanlarda bazı özellik vardır. Çok affedersin, kedi bir yere pisleyeceği zaman ne yapıyor? Ayağıyla beraber eşeliyor, eşeliyor. İhtiyacını gördükten sonra da toprakla beraber kapatıyor onu. Yani bazı özellikler de bazı hayvanlara verilmiştir. Ama edep insanın özelliklerinden bir özelliktir. Kıymetli dostlar, edep dendiği zaman şu kelime onun karşılığını güzel ifade eder. Edep nedir? Haddini bilmektir. Bazıları şöyle ifade ederler: İslam'ın şartı 5'tir, 6.'sı haddini bilmektir. Ne demek haddini bilmek? Elbette edep izafi bir şeydir. Mesela benden büyüklerle konuşmam, onların yanındaki tavır ve davranışlarım ile benden küçük olanların yanındaki tavır ve davranışlarım aynı değil ki. Bir insan küçüğüne konuşur gibi büyüğüne konuşursa edep olur mu? Arkadaşına konuşur gibi babasına konuşursa edep olur mu? Elbette edep haddini bilmektir. Nerede, nasıl konuşacağını, nerede nasıl davranacağını bilmek edeptir. Diyelim ki bir otobüse bindik, metroya bindik, metrobüse bindik. Yaşlı bir insanlar var. Biz erken bindiğimiz için koltukta oturuyoruz. Yaşlı bir pirifani bir kadın veya erkek gelmiştir. Biz şimdi nasıl olsa ben erken geldim, buraya oturmak benim hakkımdır deyip oturur muyuz? Yoksa edebimiz gereği kalkıp buyur ablacığım, buyur yengeciğim, buyur neneciğim, buyur abi, dede, amca, hacı amca neyse ne diyebileceksek kalkıp ona yeri verir miyiz? Elbette edep nedir? Haddini bilmektir. Yaşlı insan ayakta dururken genç olan insan ciddi bir mazereti yoksa oturmamalı. Kim olursa olsun.
yaşlıya saygı göstermek. Büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın edebi, bir Allah ile olan edebimiz vardır. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında edebimiz vardır. Bir de insanlar ile olan edebimiz vardır. Kıymetli dostlar, Allah ile olan edepte Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine karşı, onun emirlerine karşı, yasaklarına karşı göstereceğimiz hassasiyet Allah ile olan edebimizdir. Allah ile olan edebimizi en güzel şekilde çerçeveleyen, olgun hale getiren ihsan makamıdır. Ne demek ihsan makamı? Hani el-ihsanu en ta'budallaha ke'enneke terah. Sanki Cenab-ı Hakk'ı görüyorsun gibi ona kulluk yapacaksın. Fe-illem tekün terah fe-innehu yarak. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Murakabe ve müşahede makamı deniyor bunda. Bir Müslüman nerede olursa olsun Allah benimle beraberdir, beni görüyordur. Bu inanca sahip olduğu için her yerde edepli olur. Diyelim ki biz evimizde tek başımıza olsak, evimizde kimse olmasa, biz Müslümanlar anadan uryan, çırılçıplak evimizin içerisinde dolaşır mıyız? Dolaşmayız, utanırız. Nereden utanırız? Kimse yok. Kimse yok ama Allah var Celle Celaluhu, kiramen katibin var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, affedersiniz, helâ ihtiyacını, büyük abdest veya küçük abdest ihtiyacını göreceği zaman çömelirken, otururken bir taraftan elbisesini toparlar, ondan sonra toparlarken otururdu. Önce elbisesini toparlayıp sonra oturmazdı. Yani avret mahallim imkan nispetinde açılması az olsun, az süre içerisinde açılsın, yoksa önce soyunayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sizden biriniz eşleriyle beraber develerin çiftleştiği gibi birleşmesin buyurdu. Ne demek develerin çiftleştiği gibi birleşmesin? Yani anadan uryan, çırılçıplak, üzerine hiçbir şey almadan efendim böyle bir ilişkiye girmesin. Bir insan eşiyle bile ilişkiye girerken bir takım ölçülere dikkat etmesi gerekiyor, değil mi? Neydi edep? Haddini bilmekti. Orada İnsan üstüne başına hiçbir şey almadan, çok affedersin, hayvanların birleştiği gibi birleşmesine izin vermemiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı edepli olmak. Bugünlerde buna çok daha fazla ihtiyacımız vardır kıymetli dostlar. Nedir bu? Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın elçisidir, biricik sevgilisidir. Bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği bir peygamberdir. Var mı bundan ötesi? Peygamberlerin sultanı ve en faziletlisi, ahiretin en büyük şefaatçisi ve şefaati uzma hakkına sahip olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bütün varlıklar içerisinde melekler de dahil olmak üzere en faziletli kuldur. Cenab-ı Hakk'ın kuludur ve en faziletli peygamberidir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ona bu kadar değer verirken, biz ona nasıl değer vermeliyiz? Allah Celle Celaluhu kendisi Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki: Estaizu billah. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna ale'n-nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Her cuma günü müezzin efendi bu ayeti kerimeyi okur. Ne diyor bu ayeti kerimede? Şüphesiz Allah ve melekleri peygamberine salat ediyorlar. Ey müminler, siz de ona salat ve selam edin. Şimdi Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ben ve meleklerim peygamberime salatü selam ediyoruz. Allah'ın salatı, meleklerin salatı, insanların salatü selamı elbette mana itibariyle birbirinden farklıdır ama biz burada neyi görüyoruz? Allah Celle Celaluhu kendi yarattığı, kendi mahluku olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği meziyetler, özellikler ve güzellikler sebebiyle onu öyle bir makama oturttu ki
Diyor ki ben de meleklerim de ona salat ve selam ediyoruz. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin. Şimdi kıymetli dostlar, bir insana gitseniz deseniz ki, veya şöyle söyleyeyim, sizin sözünüzü, talimatınızı birisi birisine anlatsa, dese ki Ahmet Efendi, Hasan Efendi şöyle söylüyor, bırak kardeşim, ben o sözü kale almıyorum dese, bu söz sizin kulağınıza ulaşmış olsa, o insana karşı sizin muhabbetiniz, sevginiz artar mı, azalır mı? Yani sözünüze değer vermeyen size değer vermemiş olmaz mı? Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini devre dışı bırakmaya çalışanlar, ben Kur'an'dan başka bir şey tanımam, hadis madis tanımam diyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yapılan nakilleri kabul etmeyenler, aslında dolaylı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygısızlık yapmazlar mı? Ahmed İbn Hanbel'in ezberlediği hadis sayısını Allah bilir. Allah ona öyle bir zeka verdi ki kompozitör gibi hadis-i şerifleri ezberlemiştir. Müsned isimli bir çok tutulan İslam tarihinde ve ulema arasında çok tutulan bir hadis kitabıdır. Müsned isimli hadis kitabı. Kendisi diyor ki oğlum diyor. Ben bu kitabımda sadece ve sadece çok sahih olduğuna inandığım hadisleri toplamadım. Bunun içerisinde senedinde zafiyet hissettiğim hadisleri de topladım. Öbür türlü olsaydı daha az hadis nakledecektim. Eğer İslam'ın, Kur'an'ın temel ilkeleriyle ters düşmüyorsa, nakledilen bir hadis senedi zayıf olsa da rivayet ettim. Çünkü bu söz eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ise, onun sözü olduğu halde ben buna değer vermezsem sahibine değer vermemiş olurum. Dolayısıyla hadis olarak nakledilen mevzu olmadıkça, uydurma olduğu kesin olmadıkça ben ona saygı duyarım. Peygamberime duyduğum saygıdan dolayı. Öyleyse edep dendiği zaman Allah'a karşı edep onun emir ve talimatına uymakla olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı edep, onun hadis-i şeriflerine, sünnet-i seniyesine saygı ile, ilgi ile gerçekleşmiş olur. Kıymetli dostlar, elbette insanlara karşı da edepli olmak lazım. İnsanlara karşı edepli olmak lazım derken, edebin her yerde, her pozisyonda bizim güzel ahlakımızın bir yansımasıdır kıymetli dostlar. Annemiz ve babamıza karşı edebimiz farklı, eşimize karşı farklı, çocuklarımıza karşı farklıdır. Büyüklerimize, amirlerimize karşı farklı, küçüklerimize karşı farklıdır. Millet olarak, toplum olarak biz gerçekten edebi ahlakına, seciyesine yerleştirmiş büyüklerimizin torunlarıyız. Onlardan gördük, onlardan öğrendik, ancak gittikçe kaybediyoruz, edebimizi, değerimizi kaybediyoruz. Kıymetli dostlar, şöyle bir şey söyleyeyim size. Siz camiye geldiniz veya bir oturma mekanına geldiniz. Diyelim ki yaşınız 40'tır. 20-25 yaşlarındaki bir delikanlı, amca buyur, abi buyur, otur dedi ve size tanımadığınız bir insan size karşı buyur otur dedi, ilgi gösterdi. Çay getireyim sana dedi, size hizmet etti. Hiç tanımadığınız bu adama karşı gönlünüzde bir sevgi oluşur mu, oluşmaz mı? Yıllarca önce, birkaç defa da burada anlatmıştım onu. Aşağı yukarı bir 30 sene önce, Yeni Doğan Mahallesi'nde camiden Yeşil Cami'ye doğru geliyorum, göreve geliyorum. Böyle bir köşe başında, yaz mevsimi, sabahın erken saatinde, köşe başından bir delikanlı, 8-9 yaşlarında bir delikanlı dönüverdi. O beni görmedi, ben onu görüyordum. Döner dönmez yerde bir ekmek parçası gördü. Ekmek parçasını görünce aldı, öptü, alnına vurdu, yukarı bir yere koydu onu. Ondan sonra biz onunla göz göze geldik. Şimdi, 30 sene önce gördüğüm o delikanlıyı hala tanımam, kim olduğunu bilmem.
Ama o delikanlının o ekmeğe gösterdiği, ekmek parçasına gösterdiği saygı hala gözümün önündedir. Bir insan düşünün ki yerdeki ekmek parçasına saygı gösteriyor 9 yaşında, 10 yaşındaki bir delikanlı. Bir başka insan düşünün ki ekmek parçasını çöpe atıyor. Ekmeği çöpe atan insanın ekmeğe karşı edebi, saygısı ile yerdeki ekmeği kaldırıp efendim çiğnenmesin diye kenara, köşeye koyan delikanlıdaki edep ne kadar fark vardır, değil mi? Biz millet olarak edepli bir ecdadın torunları özelliğimiz vardır. Hacca gittiğimizde, Kâbe'ye gittiğimizde oradaki bir takım insanlara kızarız. Niçin kızarız? Kur'an-ı Kerim'i alır böyle, belinden aşağı sallaya sallaya gider veya yere koyar, namaza öyle durur. Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterilmesi lazım, edep gösterilmesi lazım deriz. Onların bu tavır ve davranışını edebe muhalif olarak kabul ederiz. Doğrudur. Kur'an-ı Kerim böyle belden aşağı sallanılmaz. Ondan sonra yere de konmaz. Saygı göstermek lazım, edepli olmak lazım. Mukaddes değerlere karşı edepli olmak lazımdır. Peki biz bu edebi kimden öğrendik? Büyüklerimizden öğrendik. Bizim küçüklerimiz bizden öğreniyor mu? Onlar da öğrenmesi lazım. Ancak şunu görüyoruz ki, toplum içerisinde edep kaybolup gidiyor kıymetli dostlar. Yavaş yavaş kaybolup gidiyor. Bir hadisi şerifi paylaşayım önce. Hazreti Muaz radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, قَالَ اَوْسَانِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ Bana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 tane tavsiyede bulundu. Dedi ki: "La tuşrik billahi şey'en." Birinci tavsiyem: İmanına dikkat et. İmanını tehlikeye düşürecek herhangi bir akideden sakın. Ve in kutilte ve hurrikte. Yaksalar da seni, öldürseler de seni imanından taviz verme. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ Annene, babana sakın saygısızlık yapma, eşinden boşanacaksın deseler de, malını, servetini falanca kişiye veya yere vereceksin deseler de, sakın annenle, babanla karşı karşıya gelip, anasına, babasına isyan eden asi bir duruma düşme. İkinci tavsiyesi. Üçüncüsü, وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاتًا مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا Bile bile sakın bir farz namazı vaktinden kaydırma. Asla bir farz namazı, velev ki ömründe bir tane bile olsa, farz bir namazı vaktinden kaydırma. فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ زِمَّةُ اللّٰهِ Bir insan bir vakit namazı kasıtlı bile bile terk ederse, Allah'ın korumasından beri olur, uzak olur. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا Sakın bir yudum dahi olsa içki içme. فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ Her günahın, her pisliğin başıdır içki içmek dedi. وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَّ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَّةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Sakın haramlara bulaşma. Çünkü haramlara bulaştığın zaman Allah'ın gazabını celbedersin. Allah'ın kızdığı, gazap ettiği insanlardan olursun. Bu da senin için en büyük felakettir. Ve iyyake vel firara minez zahfi. Sakın düşmanla savaşma durumuyla karşı karşıya kalırsan sakın burada korkaklık yapıp kaçma. Ve in heleken nas. Bütün ordu helak olsa, ölseler, şehit olsalar kaçma, sen de şehit ol. Şehit olmayı tercih et, kaçmayı tercih etme. وَاِنْ اَصَابَ النَّاسَ مَوْتًا وَاَنْتَ ف۪يهِمْ فَثْبُتْ Bir yerde bir bulaşıcı hastalık oldu. Sen de o insanların arasındaysan, oradan kaçmana gerek yok. Ama eğer bir yerde bulaşıcı hastalık var da sen dışarıdaysan, oraya girmene de gerek yok. Tedbirini öyle alacaksın. وَاَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ Çoluğunun, çocuğunun ihtiyacını imkanların nispetinde karşıla. Yani imkanın yetmiyorsa borçlanarak, harçlanarak çoluğa, çocuğa şunu da alacağım, bunu da alacağım deyip de başını belaya sokma. İmkanların nispetinde çoluğuna, çocuğuna efendim harcama yap diyor. Bunlar kimin tavsiyeleri? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyeleri.
hanımın gönlünü yapabilmek için, çocuğun gönlünü yapabilmek için, bizim çocuk üniversiteye gidiyor, bir de araba alayım ona. Tamam, bir araba aldım, bir de avrat al bari. Ondan sonra, yani sen okula giderken baban sana merkep almış mıydı? Almamıştı. Aldığın atla beraber diyeyim, ben şimdi atla, at aldın verdin ona. Biraz sonra hiç beğenmediğin, kabul etmediğin bir avratla gelirse, ne diyeceksin o zaman? Yani şimdi, çoluğuna çocuğuna ikram edeceksen, neye göre ikram edeceksin? İmkanlarına göre ikram edeceksin, onların elini başkalarına açtırmayacaksın, ihtiyaçlarını göreceksin ama neye göre? Yorganına göre ayağını uzatacaksın. Ve son olarak da şöyle diyor, وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا Sakın çoluğunun, çocuğunun üzerinde terbiye kılıcı olarak durmaktan vazgeçme. Yani çoluğun, çocuğun seni bir mürabbi, kendilerini edeplendiren, haddini bildiren birisi olarak görsünler. Ben ne yaparsam yapayım, anam babam bana karışmaz, bir şey demez. Böyle bir pozisyona sakın düşme diyor. Çoluğunun, çocuğunun üzerinde bir mürebbi olarak, edeplendirici olarak, haddini bildiren birisi olarak daima yeri geldiği zaman kaşını çatmasını bileceksin, dur demesini bileceksin. Trafikte nasıl ki yeşil ışık, sarı ışık ve kırmızı ışık varsa, senin evinde de aile bireylerin açısından kırmızı ışığın olması, yeşil ışığın olması gerekmektedir. Bu olmaz, bu olur. İzin verdiğimiz, izin vermediğimiz şeyler olmalıdır. Hürriyet nerede başlar, nerede biter? Hürriyet elbette sınırsız hürriyet olmaz, değil mi? Sınırsız hürriyet olmaz. Birisi kalksa şimdi aramızda çırılçıplak soyunsa, ne yapıyorsun kardeşim? Hürriyet var derse olur mu? Hürriyet var, bana kimse karışmaz diyebilir mi? Sınırsız bir hürriyet yoktur. Aynı şey evde de söz konusudur. Yani çocuklarımıza diploma kazandırmak ne kadar önemliyse, onlara gelecek istikbal hazırlamak ne kadar önemliyse, bundan çok daha fazla önemlidir haddini onlara öğretmek ve bildirmek. Edepli onları yetiştirmek daha önemlidir. Ve ahifhum fillah. Son cümlesinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a diyor ki, çoluğunu, çocuğunu, aile bireylerini Allah için korkmaya sevk et. Yani haramlara karşı korkmaya, ibadetler karşısında gevşeklik ve tembellikten sakınmaya, onları sevk edecek bir terbiye ile yetiştirmek lazımdır, diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kıymetli dostlar, edep bir tac imiş Nur-i Huda'dan. Giy o tacı ki emin ol her beladan, demiş büyüklerimiz. Yani edep bir tac imiş. Bu tacı giyen insan, bu tacı kafasına takan, bu edeble müeddep olan insan her türlü beladan kendisini korumuş olur, kendisini muhafaza etmiş olur. Yahya ibn Muaz radıyallahu anh Efendimiz derler ki, "Men teeddebe bi edebillah sâra min ehli muhabbetillah." Biz Allah'a karşı Allah'ın bize öğrettiği edep ile müeddep olursak, bir insan Allah'ın öğrettiği edep ile müeddep olursa, Allah'ın sevgili kulları arasında yer alır. Biraz önce bir örnek verdim. Biz otobüse bindiğimizde, bir meclise gittiğimizde, bizden genç, yaşlı bir delikanlı kalksa, abi buyur dese, buyur sen otur buraya dese, hiç tanımadığımız bir insan, kimliğini bilmediğimiz bir delikanlı, ona karşı özel bir muhabbetimiz kendiliğinden oluşuverir. Bize karşı edepli olanı biz sevdiğimize göre, Allah'a karşı edepli olanı Allah sever mi, sevmez mi? İşte Allah'a karşı edep ile müeddep olan insanın, efendim, Allah tarafından sevildiğini unutmamak lazım. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda sahabe-i kiramın sesli konuşmamalarını, kendi arkadaşlarıyla konuşur gibi konuşmamalarını Allah Celle Celaluhu talimat verdi sahabe-i kirama. Kendi arkadaşınıza konuşur gibi, sesinizi yükseltir gibi Peygamberimin huzurunda konuşursanız amellerinizi silerim, yok ederim diyor. En tahbata a'malukum ve entum la teş'urun.
Şimdi sahabe-i kiram, Ebu Bekir Efendimiz kimdi? Efendimizin kayınpederiydi. Hazreti Ömer kimdi? Kayınpederiydi. Hazreti Osman damadıydı. Hazreti Ali Efendimiz damadıydı. Kayınpederi bile, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir bile, Hazreti Osman, Hazreti Ali damatları bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yüksek sesle konuşamıyor ve kendi arkadaşlarıyla konuşur gibi konuşamıyorlardı. Bu edebi onlara kim öğretti? Allah Celle Celaluhu öğretti. Demek ki büyüklerin yanında nasıl konuşmak lazım? Aklıma geleni konuşurum, istediğim gibi konuşurum. Olay böyle değildir. Olay böyle değildir. İnsan nasıl ki her aklına geleni söyleyemezse, her istediği şekilde söyleyemez. Babasına hitabıyla abisine hitabı aynı olabilir mi? Eşine hitabıyla babasına, annesine hitabı aynı olabilir mi? Bazıları babasına, hacı, hacı, ne hacısı? Bir insan babasına hacı diye mi çağırır? Babacığım demesini bilmesi gerekmez mi? Lokman aleyhisselam oğluna, oğul, oğul bile dememiş, yavrucuğum demiş. Ya bu ne ye, yavrucuğum, yavrucuğum demiş. Yani babanın bile evladına hitap ederken bir nezaketi varsa, evladın babasına hitabının bir nezaketi olmaz mı? Gerçekten biz edep noktasında zirve yapmış bir milletin torunlarıyız dedim. Bir senesi burada icazette yaşlı hoca efendiler toplanmışlardı. Reisül Kurra 100 yaşına yaklaşmıştır. Emin Saraç Hoca Efendi de aşağı yukarı o yaşa yaklaşmış. Osmanlı dönemini bilen insanlardı. İcazetten sonra aşağıda oturduk bu değerli yaşlı hoca efendilerle beraber. Onlar kendi arasında konuşmaya başlayınca onların konuşmasına biz tabiri caizse doymak bilmiyoruz. Dedi ki Reisül Kurra Ahmet Efendi, bir insan dedi evine misafir geldiğinde o misafir affedersiniz tuvalet ihtiyacı olsa ev sahibi önce bakar müsait midir değil midir. Eğer tuvaletin müsait olduğunu görürse ihtiyacı olana buyurun demez. Müsaittir efendim der. Buyurun kelimesi sofraya davet ettiğin zaman denir. Buyurun sofraya, buyurun tuvalete denmez. Ya bakın bizim büyüklerimiz tuvalete davet etmekle, müsaittir demekle, yemeğe davet etmek arasındaki kelime farkını, nüansını kale almışlar, bunu değerlendirmişler. Misafire veya herhangi birisine tuvalet müsait olduğunu anlatmak için ne demek lazım? Buyurun. Olmaz ki. Buyurun nerede olur? Sofrada olur bu. Buyurun çaya olur, buyurun çereze olur, buyurun baklavaya olur, buyurun namaza olur, buyurun tuvalete olmaz. Evet. Yani bu kadar nezaket dediğimiz kurallara uyardı bizim büyüklerimiz. İmam Ömer Nasuhi Hazretleri Büyük İslam İlmi halinde 8. kitap var içerisinde. Kerahiye ve İstihsan babı var orada. Der ki bir kadın kocasına ismiyle çağırması mekruhtur. Ahmet baksana bana. Bir kadın kocasına elbette erkek de hanımına ilgi duyacaktır. Kadın kocasına saygı duyacaktır. Ona mutlaka hürmet ifade eder. Ahmet Efendi desin, beyim desin. O da ona hanımım desin. Onun hoşlanabileceği bir ifadeyi kullansın. Ama bir kadının kocasına Ahmet, Hasan, bak şunu al demesi, ismini yalın haliyle kullanması mekruhtur diyor. Ne demek mekruh? Allah bundan hoşlanmaz. Peygamber bundan hoşlanmaz. Tabii şimdi siz benim vaazımın her tarafını unutursunuz. Eve gidince sadece burasını söylersiniz. Ali Hoca böyle söyledi dersiniz. Bunu en son söyleyin bari. Ondan öncekileri de söyleyin de, ondan sonrakileri de söyleyin. Onlar kafasına yatsın, bir yerleşsin. Ondan sonra bunu söylerseniz, ha onlar doğru derse buna da doğru derler. Tabii o da size diyecek ki sen bana nasıl çağırıyorsun diyecek. O da önemli. Yani mütekabiliyet esası önemlidir. Kıymetli dostlar, Mevlana Hazretleri der ki, çeşm buşşa ve bi bin cümle kelamullahra ayet ayet hemeyi manayı Kur'an edebest. Yani aç gözünü, bak Kur'an'a. Eğer gözünü açıp Kur'an'a bakarsan, Kur'an ayetlerinin başından sonuna kadar
edep olduğunu göreceksin. Kur'an insana, topluma edep öğretiyor. Aile içerisinde, karı koca arasında, baba evlat arasında, arkadaşlar arasında edep öğretiyor. Hiçbir zaman İslam toplumunda küçüğün büyüğüne karşı haddini bilmemesi söz konusu olmaz. Mehmet Efendi, Mehmet Zahid Kutlu Efendi kaddesallahu sirruhu bir sohbetinde diyor ki, bir meclise oturanlar önce o meclise otururken haddini bilmelidirler. O mecliste büyükler varken küçükler lap diye ortaya atlayıp söz söylememelidirler. Eğer söz söyleyeceklerse izin isteyerek söz söylemelidirler. Yani bir çocuk, genç birisi, efendim saygı değer büyüklerinin, babasının, dedesinin neyse saygı değer büyüklerin bulunduğu bir mecliste konuşamaz mı? Konuşur. Ama nasıl konuşacak? Bir şey söyleyebilir miyim diyecek, söz isteyecek ve öyle konuşmuş olacak. Yani babanın bir mecliste konuştuğu gibi evlat da konuşmaya kalkarsa, evlat kendisini babanın yerine koymuş olur veya onunla beraber kendisini denk koymuş olur. Edebin tarifi, kısaca tarifi neydi? Haddini bilmekti kıymetli kardeşlerim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği noktasında edep konusunda kainatın efendisi olduğu halde o kadar hassastı ki, şimdi onun hayatından birkaç örnek vereyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mecliste oturduğu zaman bazen kendisine su, bazen süt, bazen hurma ikram edilirdi. Kendisine süt ve buna benzer bir şey ikram edildiği zaman kendisi bir yudum alırdı, sonra sağ tarafında olana verirdi, o meclistekiler birer yudum alırlardı. Ve bunu bir teberrük vesilesi, müminin artığı şifadır diye de hadis-i şerifler vardır. Bu Efendimizin prensiplerinden bir prensipti. Ancak her zaman sağ eli kullanmayı ve sağ tarafı kullanmayı tercih eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi işlerde, mecliste oturduğu zaman da o sütten verecekse sağ taraftakine verirdi. Sağdan başlardı, soldan değil. Biz buna Arapça'da teyamun diyoruz. Yani sağ tarafı tercih etmek. Yemek yerken sağ elinle yiyorsun, su içerken sağ elinle içiyorsun, yazarken sağ elinle yazıyorsun. Şimdi bir mecliste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağında genç bir delikanlı tevafuk etmiş. Sol tarafında da Hazreti Ebubekir Efendimiz, yaşlı, hem kayınpederi, o delikanlıya göre daha yaşlı birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme süt ikram edildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğu yok saymadı. Döndü çocuğa dedi ki, yavrucum dedi, bu süt senin hakkındır dedi. Sağ tarafımda oturduğun için. Ama izin verirsen bu sol tarafımdaki yaşlılara vereyim onu dedi. Yani kainatın efendisi, burada normal prensibi olan sağ tarafa vermenin yerine bu genç birisidir, sol taraftaki Ebu Bekir'dir, sahabe-i kiramın içerisinde en saygın birisidir, hem kayınpederidir, buna vereyim izin verirsen dedi, izin istedi ondan. O genç de dedi ki, ya Resulallah senden gelen hakkımı kimseye vermem dedi. Senden gelen hakkımı kimseye vermem, evvela ben içeceğim dedi. Şimdi o ayrı bir özellik, o delikanlının ortaya koyduğu, yani ben mübarek senin o ağzının, dudaklarının değdiği bardak başkasına değmeden bana değmesi lazım. Bu hakkımı kimseye vermem. Ömrümde bir kere düştü önüme, kaptırmam dedi. Ne oldu bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nezaketini, kibarlığını ortaya koydu. Edep dediğimiz noktadaki hassasiyetini ortaya koydu. O delikanlı da ona olan aşkını ortaya koydu. Hiçbirisi kaybetmedi. Hepsi de güzel örnek oldu bize. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine sokaklarında gidiyor. Bu kainatın efendisi, toplumun, sadece oradaki toplumun lideri değil. Elhamdülillah kainatın lideridir, Allah'ın biricik sevgilisidir. Bir kız çocuğu, 8-9 yaşında bir kız çocuğu tutuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinden. Gel 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 diyor, hani gel dede gel dede derler ya. Efendimizin elinden tutuyor, Efendimiz onun peşinden gidiyor. Bakalım ne diyecek diyor. Yani bir çocuk bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutsa onu kırmama hassasiyeti,
gösterirdi. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz Emirül Mümin'indir. Radıyallahu anh. Çarşılara teftişçi gönderiyor. Çarşı pazarda insanları aldatan var mı? Fahiş fiyatla satan var mı? Yani İslam'a uymayan, Kur'an'a uymayan durumlar var mı, yok mu diye kontrolcüler, hani zabıta şimdi diyorlar ya, zabıtalar gönderiyor çarşıya, pazara. Ama hutbe okurken diyor ki, bakın diyor, ben diyor zabıtalar gönderiyorum diyor. Hiçbirisine diyor size dayak atması için, jöp vurması için yetki vermedim. Eğer bunlardan birisi size böyle bir haksızlık yaparsa, kısasa kısas hakkınızı alabilirsiniz. Kısasa kısas hakkınızı alabilirsiniz, bana gelirseniz ben bu derdinize çare olurum diyor. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında büyüyen gençlerden birisidir. Der ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tokalaştığı insanlardan hiçbirisinin elini önce Efendimiz bırakmamıştır. Adam önce bırakmıştır elini, Efendimiz ondan sonra bırakmıştır. Efendimizle yüz yüze, göz göze gelen insandan Efendimiz yüzünü gözünü o çevirmeden çevirmemiştir. Hiçbir insana da sadece yüzüyle bakmamıştır, bedeniyle dönerek bakmıştır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kim olursa olsun ne yapmıştır aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ona değer vermiştir. Bu da bir edeptir. Eğer karşındaki insana sen değer verirsen o da sana değer verecektir. Bunu böyle bilmek lazım. Biz eşimize değer verirsek eşimiz bize değer verir. Çocuğumuza biz değer verirsek çocuğumuz bize değer verir. Talebemize biz değer verirsek talebemiz bize değer verir. Sınıfta en başarılı talebe hangisidir? Hocasının kendisine değer verdiğine inanan talebedir. Bir talebe ne kadar zeki olursa olsun, hocasının kendisine değer vermediğini anlarsa kesinlikle başarılı olamaz. Bir kadın ne kadar maharetli olursa olsun, kocasının kendisine değer vermediğini anladığı andan itibaren maharetlerinin %50'si gider. %50'si gider. Eşinizin maharetli olmasını istiyorsanız veyahut da bütün maharetlerini size karşı kullanmasını istiyorsanız sizin kendisine değer verdiğinize inanması lazım. Siz öyle değil misiniz? Biz öyle değil miyiz? Bize birisi değer verirse ona karşı yapmamız mümkün olanın sonuna kadar yapmayız mı? Yaparız. Ha, o zaman herkes böyledir. Değer verelim ki değer verilelim. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu konu çok geniş bir konudur elbette. Efendim günlerce işlenebilecek bir konudur. Edep, insanlarla olan münasebetlerimizde haddimizi bize öğreten bir ahlaktır, olgun bir ahlaktır. Toplumu güzelleyen, aileyi süsleyen, insanı değerli hale getiren edeptir. Allah'a karşı edepli olunca Allah'ın sevgisini, peygambere karşı edepli olunca peygamber sevgisini, topluma karşı sevgili olunca, edepli olunca toplumun sevgisini, ilgisini kazanmış oluruz. Yüce Rabbim her birimizi Kur'an adabıyla müeddeb olan bahtiyar kullarından eylesin. Cenab-ı Hak sayenizi meşgul eylesin. Rabbim kazalardan, belalardan, elem ve kederlerden cümlenizi, cümlemizi muhafaza eylesin. Lillahi'l-Fatiha.